ikisi de farklı farklı cevaplar vermişler. Şimdi Büşra Pekin kendinde yaptığı değişiklikler de çok dikkatimizi çekiyor açıkçası. Saçında, nasıl çekmesin yüzünde, ki ya? Çünkü Büşra Pekin değil artık o. Kilosunda. Başka bir şey. Yani tanıdığımız sordu, Büşra Pekin değil yani. Demişler ki bir rol için 15 kilo alır mısın? Bir cevap vermiş, ben merak ediyorum. Parasına bakar. Her geçen gün eriyorsunuz, bitiyorsunuz aslında. Bu kilo vermenin sebebi nedir, sırrı nedir Eda? Yani iyi beslenmek tabii ki. Bu birinci kural. Bunun ötesinde başka bir formül yok. İyi beslenmek, bir de yanında spor yapabiliyorsanız benim gibi düzenli bir şekilde, o zaman hem sağlığınızı hem de formunuzu koruyor oluyorsunuz. Biliyorsunuz ben rollere göre şekil değiştiriyorum biraz. Duruma göre 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo arasında alıyorum ama 10 kilodan fazlasını da sağlığım için almak istemiyorum artık. Son olarak konusunda benim için 15 kilo alacağını söylendi. Daha doğrusu öyle bir teklif gelmiş ama Büşra Pekin 15 kilo alır mı tekrardan? Projesine bağlı ama 15 kilo çok iddialı bir rakam. Beni ilk tanıdığınız zamanlarda belki o kadar yoktum ama Çok Güzel Hareketler döneminde biz ekip olarak yiye yiye biraz aldık. Ve onun yarattığı bir takım sağlık sıkıntıları oldu. İnsülin direnci gibi, işte gizli şeker gibi. Zaten onlardan kurtulmak için böyle bir yol seçtim. O sebeple sağlığımı koruyacaksam alırım ama koruyamayacaksam tercih etmem. Siz de söylediğiniz o fiziksel değişiminizde çok konuşulmuştu aslında. Bunun için yorumlarınız neler olacak? Evet, yani ben kendine bakmayı seven, kendini ileriye götürmeyi seven biriyim. Bu anlamda çalışmalarım devam edecektir. Hollywood ünlülerinde çok görüyoruz yani, mesela Piyanist filmi için böyle onlarca kilo alan veren, birçok Oscar ödülü alan Adrien Brody'den birçok farklı farklı isimler var. Yani bunun için zayıflıyorsun, kilo alıyorsun. Oyunculuk bunu gerektiriyorsa yapacaksın yani. Evet, rol gerektiriyorsa yapıyorsun. Deyip, Türkan Şoray kurallarım var deyip oyuncu neyse onu yapacak kardeş. Sağlığım için diyor, hani 10 kilodan fazlasını almayacağım. Yine de bir şeyler alıp vermeyi göze alıyor yani. Dipoya mı gelmiş? Evet, yani bu sarıları kullanmak çok zor gerçekten. Çok zor, hani asıl rengin bu değilse o dipten kendini bir süre, bir haftada peki, falan gösteriyor. Şimdiki moda bu mu yani? Boyamıyorlar mı, yoksa atıyorum bu röportajdan sonra bugün mesela hemen randevu alıp boyatacak mı yani dip boyasını? Sanmıyorum. O kadar yıpratan bir şey ki Murat. Ben geçen sene biliyorsun saçlarımın rengini kendi normal tonumdan biraz açmaya kalkmışım. Koptu bayağı saçlarım. Buzulun niye? Kopuyor yani. Hani niye böyle yapıyorsun? O kadar özenmeyin gerçekten. Hala toparlamaya çalışıyorum saçlarımı. Ya bak. Valla Büşra'nın da toparlaması lazım. Yakışıyor. Ama artistik bir renk çünkü. Yani ekran için değil mi? Kadın bakış açısı bilemem. Yok artık dedi. Tam bir değişimi var biliyorsun Büşra Hanım'ın. Buradan yok artık, selam. Yok artık tabii canım. Ya yok artık, bu da mı dediğimiz bir değişimi söz konusu. Evet. Hayırlısı olsun Ebru'cuğum. Peki bir taraftan da sevgili Zara galada kameralara yansımış. O severiz. Da kilosuyla ilgili öyle değişik bir ters köşe cevap vermiş ki çok hoşuma gitti. Alkışlıyorum kendisini. Arkadaşlarım aman da kilo almış kilo almış, dedim ki yok ben şu kıyafeti giyeyim de ne kadar kilo verdiğim belli olsun. Ama tabii onun için gerekli şartları tam oluşturamadım, söylemeyeceğim ne olduğunu. Gene de ufak bir nazarlık olmuş olsun. Bugün buradayız sevgili Özgür'le beraber, sevgili en başta arkadaşımız Polat'ı yanlış bırakmamak için ve Şafak Sezer'in filmlerinde ister istemez yüz kasları oynuyor değil mi? Yani gülmeye başlıyorsun bir an. Hepimizin de gerçekten artık gülmeye ihtiyacı var biraz. Dolayısıyla bugünün çok güzel olacağına inanıyorum. Kilo takıntınız var mı efendim? Arkadaşlarım sevinmiş. Artık yok. Hadi bakalım. Sayenizde o takıntımı aşmış oldum çünkü o kadar çok yazıldı, çizildi. En son sevgili Ata Demirer ve sevgili Sibel'le hep sahilde kiloda deyince benim için akarsular durmuş oldu. Artık yok hayatım. Artık iyiyim, iyi hissediyorum. Bu takıntıdan kurtulduğumdan beri de çok ilginç kilo veriyorum. Barıştım kendimle diyor. Kendimle barıştıktan sonra da gayet mutluyum. Daha önce küs olması kötü. Benim beni o üzdü. Ya, demek ki. Kendiyle barışmış kendisiyle değil mi? Yani kilolarıyla, kilolarıyla kendi eleştirilerle falan filan. Olabilir insanlar şimdi kilo almak, kilo vermek, bunun sağlık boyutu tabii, var. Tabii. Bambaşka psikolojik kesinlikle boyutu var. Bir sürü şey, kimse yani sürekli ince olmak zorunda değil. Ben yani harika bir cevap Zara vermiş. Çok Hanım'ı güzel. Beğenirim ya. Aldığı kilolarda daha da katsın, daha da beğenelim yani. Çok güzel, aynen. Aynen. Bak harika, ne güzel kara kaş, kara göz.
Maşallah. Türküleri de harikulade. Yorumlar. Bayılırız. Değil mi? Kesinlikle. Murat, aradığım elbiseyi sonunda buldum.